Kendini keşfetmeye var mısın? Doğan Ciceloğlu. Bir önceki videomuzda kendimize değer katmak, kendimizi geliştirmek üzerine konuşmuştuk. Ve sonrasında bu kitabı okuduğumu belirttim Instagram'dan. Sizden gelen güzel yorumlarla birlikte de böyle bir video hazırlamak istedim. Kendi deneyimlerimi aslında kitapta öğrendiklerimi harmanlayarak bir video ortaya koydum. Umuyorum ki severek izlersiniz. Eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Benim bugün çayım kahvem yok ama siz mutlaka alın ve hemen başlayalım. İlk olarak şununla başlayalım. Bizim yaşamımız boyunca belki de aklımızda bulundurmamız gereken en önemli şey şu anda olmamız gerektiği. Geçmişe giderek ya da gelecek kaygılarıyla gelecekte bekleyerek hiçbir yere gidemeyiz. Bugün de şu anda olmamız lazım. Bu çok klişe bir şey ama. Hani nedir şu anda olmak? Hep bahsediyoruz. Bir önceki videoda da bahsettik. Birazcık bunu açmak istiyorum. Çok daha iyi anlamanız için ve böyle bu klişe şeyden kendimizi kurtarmak. Gerçekten nedir ya bugün de olmak? Şu anda olup kendimi nasıl değer katarıma odaklanalım. Ben şöyle açıklıyorum. Tabii ki yine kitaptan aldığım desteklerle açıklayacağım bunu. Zihnimle, algımla, düşüncelerim ve duygularımla şu andayken yani başka bir yere kopup gitmemişken mesela bir kitap okurken böyle deryalara dalıp da gideriz ya ya da bir film izlerken aklımıza bir düşünce gelir ve belki 10-20 dakika izleriz ama hiçbir şey anlamayız ya o filmden. İşte tam bu noktada aslında geçmişe gidiyoruz. Birinin bir söylediğine takılıp kalıyoruz. Belki hayallerimize takılıp kalıyoruz. Ve böyle bir şeye çok fazla takılı kalmak bizi gerçeklikten koparıyor. Başka bir zamana ve boyuta götürüyor. İşte geçmiş veya gelecek. Geleceğe de şöyle gideriz. Gelecek kaygısıyla aman ne olacak, aman şöyle mi diyerek gittiğimiz noktada ve bugünden Yavaş yavaş koptuğumuz noktada işte şu anda olmuyoruz. Bunu anksiyeteyle bağdaştırabilirsiniz, mükemmelliyetçilikle ya da bir hastalığınız varsa özellikle psikolojik olarak bununla bağlaştırabilirsiniz. Benim mesela mükemmelliyetçiliğim var. Ben de zaten bunun üzerinden konuşacağım. İlk olarak ben şunu fark ettim ki Dediğim gibi şu anda ve bugün de olduğumda deneyimlerimin bana olan katkısı muazzam. Zaten buraya geleceğiz. Ama ben nasıl mi keşfettim, mükemmeliyetçilik hayatıma ne gibi zorluklar getirdi veya anda olmamı nasıl kötü etkiliyor? Benim küçüklüğümden beri ailemden duyduğum bazı sözler var. Bu tabii ki kötü niyetli bir Eylem değil Benim kötülüğümü istedikleri için yaptıkları bir şey değil Ama ister istemez insanın Maalesef ki psikolojisi bazı şeylerden Kötü etkileniyor Ve bunlar biriktiği zaman da bir çığ oluşuyor Ve işte bu çığın adı e, Kaygı bozukluğu olabilir OKB olabilir başka bir şey olabilir Anlatabildim mi demek istediğimi Başkalarının söylediklerinden yarattığımız çığlar Bizim maalesef psikolojimizi kötü etkiliyor Ve bende etkisi şuydu Bu senin derslerin hep iyiydi, hep uslu bir insandın, derslerine hep çalışırdın, Aa, işte büyüklerine saygılıydın. E, bu baktığınız zaman aslında çok iyi bir söylem çocuğun belki de iyiliği istenerek ne kadar iyi bir çocuk olduğunu kendini mutlu hissetmesi için söylenen bir söylem. Ama benim küçüklüğümden beri e, ben hep uslu olmak zorundayım, hep başarılı olmak zorundayım algısı yüklenmişti zaten. Okulda da hep yeni bir öğretmen geldiği zaman kendimi gösterme çabam vardı bir öğretmenin gözüne girdim bu yetmez. Her yeni gelen öğretmenin gözüne girmek, her zaman sınıf birincisi olmak gibi bir eyleme soktum kendimi. Bu maalesef ki yıllar içinde büyüdü büyüdü ve bir çığ halini aldı. Hiç unutmuyorum lisede 11. sınıfta bir arkadaşım bana bir şey söylemişti. Ben artık anksiyetemin en şiddetli zamanlarını yaşıyordum ve ee, böyle tir tir titrediğim bir gün yani yaz sıcağındayız okulu kapanmak üzere ve ben hani tir tir titriyorum bu sene ne derdin var değil mi hani okul kapanacak bir yaz tatili bir deşarj olacaksın hayır aksine gelecek kaygım öyle bir beni sarmıştı ki gerçekten anksiyete krizi geçiriyordum ve bunu hani kimse anlayamamıştı arkadaş çok yakın bir arkadaş arkadaşım dışında ve dersteydik hoca sordu ki hani neyin var hani diye ben de söyledim. hani stres yapıyorum biraz dersleri derken bir arkadaşım ister istemez şunu söyledi ve ben şok oldum yani bu sen gerçekten dersleri stres mi yapıyorsun hani zaten derslerin çok iyi bunu stres yapacak ne var ve ben o gün gerçekten şok olmuştum ben de bir insanım. Benim de yanlışlarım var. Benim de streslerim var. Bu kadar iyi olması, derslerimin gerçekten iyi mi? Aslında bir şeyin aşırı iyi olması mükemmeliyetçiliğe götürüyor işte insanı ve o noktada bende bir böyle şimşekler çattı. ve dedim ki insanlar beni gerçekten bir robot yerine koyuyorlar. Bir pandemide bir hocam vardı. 95 aldım ya sınavdan. Hani daha ötesi var mı? Gayet iyi bir sonuç. Yüz almadığım için kadın böyle Parladı kendini. Ya nasıl yanlış yaparsın şöyle böyle bilmem ne. Gerçekten öyle bir algı yaratmışım ki insanların üzerinde. Bu tamamen aslında benim bilinçaltıma yüklenen şeylerden kaynaklanıyor. İyi olmasın, en iyi olmasın, mükemmel olmasın gibi. Ben liseyi okul birinciliğiyle bitirdim. Ama baktığınız zaman bende trikollamani hastalığı var, mükemmeliyetçilik, anksiyete ve kaygı bozukluğu var. Hem de ileri derecede ve bu benim Bağırsaklarıma zarar veriyor, mideme zarar veriyor, bağırsaklarıma verdiği zarar otomobilime etkiliyor, mideme verdiği zarar gastrit ve ülserime etkiliyor. Ee, ve trirkalamanı şu arkadaşlar, şey saçımızdaki saçları koparmak. Bildiğiniz tel 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 koparıyordum ders çalışırken. Aslında psikolojimdeki bozuklukları bir noktada bedenimden çıkarmaya çalışıyordum. Çünkü beden bir şeylerin doğru gitmediğinin farkında. Zihnimde olan, psikolojimde olan değişimlerin, hastalıkların da farkında. Ve vücut bunun ıı, hırsını mı çıkarmaya çalışıyor artık emin değilim. Psikolojik boyutunda çok da uzman değilim ama saçlarımı yola yola buram kel kaldı bir sürü. Hatta bazı videolarda belli oluyor. İzliyorum bakıyorum böyle saçlarım yoluk yoluk şuraları. Çok zor bir dönemdi gerçekten ve hani bunu niye anlatıyorum? Her anda olmadığım an kendime, psikolojime, bedenime biraz daha zarar vermişim. Ders çalışırken ee, ne zaman aklıma kötü bir düşünce gelse, işte başar olmayayım mükemmel olmalıyım, nasıl yanlış yaptım falan diye düşünceler geldiği an elim saçıma gidiyor. Gelecek kaygısı aklıma geldiği an elim saçıma gidiyor. Neden? Çünkü ben ya geçmişteyim ya gelecekteyim. Anda buluşamıyorum. O anda, şu anda olamıyorum. Ya ders çalışıyorsun ya, tüm verimle, %100 verimle ders çalış, çok iyi bir üniversiteyi kazan ve hani e, bir daha bu stresleri yaşamak zorunda kalma. Ama maalesef ki işte biz başkalarından duyduklarımızdan fazlasıyla etkileniyoruz. Zaten bu konuyu derinlemesine de açıyor olacağız videonun geri kalanında. Şimdi bu kısmı bir kenara koyuyorum. Dediğim gibi devam edeceğiz. Zaten olabildiğince ıncık cıncığına kadar açacağız ama. Şimdi kitaptaki ikinci parta geçmek istiyorum. Ya da benim hani kendi kafamda part 1, part 2, part 3 diye böyle planladığım bir kurgu var. Çünkü bu şekilde gittiğim zaman çok güzel kavradım kitabı. İkincisi. Şimdi ben andayım. Tamam, hadi bugün de olmayı anladım. Neden bugün de olmam, anda olmam, şu anda olmam, algımla zihnimde burada olmam gerektiğini anladım. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bakacağız bakalım kendimiz miyiz? Yani söylemek istediğim şey şu. Ne kadar kendi düşüncelerine göre yaşıyorsun? Aslında anda olmakla kendin olmak çok benzer. Çünkü anda değilsen bir noktada geçmişe gitmişsindir. Ya kendin değilsindir. Başkalarının düşüncelerinde, duygularında, söylemlerinde duruyorsundur. Ya da geçmişte yaptığın bir hataya bakıyorsundur. Ama orada bile başkalarının söyledikleri, o hatayı olan yorumlar vesaire iş içine girdiği için yine kendi gerçekliğinden de kopmuş oluyorsun aslında. Yani anda olmak ve kendin olmak birbiriyle örtüşüyor. Çok paraleller uzun zamandır maruz kaldığım bir e, psikolojik şiddet demek istemiyorum ama psikolojime gerçekten kötü etki yaratan bir şey fark ettim ve aslında buradan da ne kadar kendim olmadığımı ya da bir noktada artık kendiliğimden çıktığımı fark ettim. Bunu anlatacağım size. Bunu her türlü konuya da evretebilirsiniz. Ben bu yıl YKS'ye girdim. Hatta bu sabah YKS sınav sonuçları açıklandı. Ee, motivasyonuma baktığınız gibi hani kötü bir sonuç değil, iyi bir sonuç değil. Gayet hani böyle istediğim çoğu yere girebileceğim bir sonuç geldi. Umuyorum sizlerin de sonuçları çok iyi gelmiştir. Ve ben YKS sınavına bu yıl hazırlandığım için çok fazla bence şurayı yaz, burayı yazarsan çok iyi olur gibi e, yorumlarla karşılaştım. Baktığınız zaman herkesin kendince destek verme çabası var. Ama işin boyutu şurada değişiyor. Şu üniversiteyi yazarsan çok para kazanırsın. Benim arkadaşım bu üniversiteyi yazdı, şu mesleğe gidiyor, şimdi yurt dışına gitti. Sen de yaz, sen de gidersin. Aa şurayı yazma sakın çok kötü ağzın kokar. Az para kazanırsın, hiçbir yere gelemezsin, hiç iyi bir meslek değil. Bu gerçekten insanı çok kötü etkiliyor, yapmak istediğiniz mesleği bulmanızı zorlaştırıyor, Kendiniz, kendiliğinizden, kendi gerçekliğinizden uzaklaşıyorsunuz. Ee, i̇stemediğiniz bir meslek yaptıktan sonra yıllar boyu pişmanlık çekiyorsunuz. Ben bunun üzerine bir video yapmıştım e, emekliliği beklemek üzerine. Ee, çok güzel yorumlar gelmişti mesela ona ve herkes aslında ne kadar yanlış tercihler yaptığını daha yeni yine anladığını söylemişti. Bunun önüne geçebiliriz ya bunun önüne 20'li yaşlarda 18-19 yaşında neden geçemeyelim de 50-60'lı yaşlarda hayatımızı yaşayamadığımıza kendimiz olamadığımıza niye üzülelim? En çok üzüldüğüm de şu olmuştu kız başına İstanbul'a gitme kız başına bunu yapamazsın kız başına şehir dışına mı gidilir İzmir'de kal rahat edersin gibi kadın olmak da aşağılayan söylemler oldu. Zaten bir kere kadın olmak Türkiye'de çok zor, dünyada bile çok zor. Her şey erkeklerin biyolojik sistemine göre oluşturuluyor. Bu noktada kim olursanız ve ne olursanız olun kendiniz olmak çok önemli. Ha şunu demiyorum, gerçekten bir mentor, bir öğretmen ya da belki gerçekten işinde çok uzman biri şunu söylemiştir. Bak bu işin zorlukları var. Bunlar avantajları, bunlar dezavantajları. Kendin bak, kendin geleceğini kendin çiz ama bu da benim sana tavsiyemdir. Derse öptü başına koyarsın. Gayet de iyi bir tavsiyedir. Bakarsın belki de seçersin ya da seçmezsin. Bu önümde bir seçenektir ama. Senin artık kendi üzerine yapışmış bir damga olmaktan çıkar. Yani gerçekten bunun biraz hem farkındalığını oluşturmak hem de benim evet önümde seçenekler var. Bunlardan birini seçebilirim diyebilmek çok önemli ve kendimiz olabilmek. Ben kendim olarak mı tercih yapıyorum yoksa annem, babam, arkadaşım olarak mı bir tercih yapıyorum? Bunun da farkında olmak çok önemli. Burada küçük bir pencere açmak istiyorum. Ben ne zaman bir video hazırlığına girsem, özellikle böyle oturup konuştuğum, hemen karşıma bir podcast, bir YouTube videosu, bir metin, bir, bir şey çıkıyor yani. Hani sizlere aktarmak istediğim şeyleri daha iyi açıklamamı sağlayacak bir materyal, bir envanter böyle karşımda beliri veriyor. Artık algıda seçicilik mi dersiniz, görmek bakmak mevzusu mu dersiniz bilmiyorum ama tam bu videoyu oluştururken metin yazdım. Yürürken de böyle ses kaydı alıyorum aklıma gelenleri unutmayayım diye. Ve bir podcast dinlemeye karar verdim aklımda alasın derken Şeyma Ünal'ın podcastini biliyorsunuzdur. Daha önce buraya gelmiştim. Orada bir bölüm dinledim ve vurulmuşa döndüm gerçekten. Müthiş, 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 müthiş iyiydi. Tam da bu konuya değiniyor. Buraya bırakacağım. Bakmak isteyenler, bakabilirler. Gerçekten tam böyle cuk oturacak. Belki de anlattıklarım biraz daha iyi kavramını sağlayacak bölümde. O yüzden de paylaşmak istedim. Şimdi part 1 ve part 2'nin ne kadar bağlantılı olduğunu gördük. Anda kalmak ve kendin olmak çok önemli. Peki bu noktadan sonra ne yapmalıyız? Şimdi bir de ondan bahsetmek istiyorum. Doğan oldu. Diyor ki iki farklı kültür ortamı vardır. Bazı insanlar birincisinde, bazıları ise ikinci kültür ortamında yetişirler ve hayatlarında da ister istemez buna göre şekillendirirler. Birincisi dış tanıklığa önem veren korku kültürü, ikincisi ise iç tanıklığa önem veren kültür. Peki nedir bunlar? Biraz da onlara bakalım. Birincisi yani dış tanıklığa önem veren korku kültürü, sizin kaç like aldığınız, kaç takipçiniz olduğu, YKS'de kaç puan yaptığınız, kaç beden olduğunuz, nasıl gözüktüğünüzle ilgilenir. Dışınıza bakar, kalıba bakar, kaba bakar, içe bakmaz. Çok güzel bir laf vardı kitapta. Avokadonun diyor, biz hep dışını yeriz aslında ama diyor, onu oluşturan o çekirdektir. Çekirdeği toprağa keriz ve bir avokado oluşur. Bir karpuz, bir armut, bir elma oluşur. Asıl tohumdur, çekirdektir onu yaratan ama biz hep dışını yeriz, dışına bakarız. Aslında olayı da çok güzel özetliyor bu noktada. Dış önem veren korku kültürünü müthiş 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 iyi gözler önüne seriyor bu meyve alegorisi diyeyim. Ee, ve tanıklığa önem veren korku kültüründe insan el alem ne der, hiyerarşi ne der ile ilgileniyor. Ben ne istiyorum değil, başkaları ne der, ne söyler, benim hakkımda ne düşünürler diye ilgileniyor. Ve maalesef ki bu kültürde insanlar sizin ne yaptığınızla da ilgilenmiyorlar ha. Yani konuşuyorlar, konuşuyorlar ve baktınız ki iyi bir şeyler olmadı hayatınız kötüye gidiyor. E yapmasaydın diyen bir kültürün içerisindeyiz. Maalesef Türkiye'de buna dahil. Birinci kültür bu şekilde. İkincisi iş tanıklığa önem veren kültür. Sizin gerçekten ne istediğinizle ilgilenir. Sizin iyiliğinizi düşünen bir kültürdür. Ve bu kültürde e, hiçbir zaman sizde bir zorlama yoktur. Önünüzde bazı seçenekler vardır. Size bu seçeneği sunar. Al benden bu kadar sana bir şey verebildiysem ne ala. Şimdi hadi bunlardan birini kendi doğrularına göre seç der. Yani baktığınız zaman aslında birincinin tam tersi bir kültür ortamı. Yani aslında yetiştiğiniz kültür ortamı çok önemli. Bunu bundan bahsetmek istiyorum. Birinci ve e, ikinci söylediğim işte anda olmak ve kendin olmaktan sonra hangi kültürde yetiştiğinize göre de aslında ne kadar kolay kendin olursun, ne kadar kolay anda kalırsın geçmişe gitmeden kendin olmayı başarırsın bu biraz etkileniyor. Bunun farkına varıp insanların ne dediğiyle ilgilenmeden iyi yorum vardır. Senin kötülüğünü isteyen ya da seni hiç düşünmeden yorum yapmak için ağzı olan konuşur derler ya. Böyle yorum yapan insanlar vardır. Bunun ayırdına varmak önemli ki yanlış tercihler yapmadan hayatımızın direksiyonunu iyi yöne çevirebilelim. Şimdi çok güzel bir noktaya değineceğim. Dedim ya anda olmakla ilgili küçük bir pencere bıraktım. Burayı açacağız demiştim. Buradan devam etmek istiyorum ama önce bir suyumu içeyim. Siz de çayınız kahvenizi yudumluyorsanız devam edin. Şimdi anda olmak, kendimiz olmak, başkalarını eleştirmemek, dış tanıklığa önem vermemek cepte. Sonuncusu ilgi alanımız ve etki alanımızın farkında mıyız ya da bunun farkında olmak ne işe yarar? İlgi alanımız bizi günlük olarak alakadar eden her türlü şey olabilir. Mesela işte bizim hobilerimiz ya da Türkiye'de dolar kaç oldu? İşte Türkiye'de yaşadığımız için örnek veriyorum. Türkiye'nin gündemi nedir? Bizim işte şehrimizde ya da bizim sokağımızın gündemi ne? Mesela çöpler toplanmıyorsa bu benim gündemim haline gelir. Benim sitemde oturduğum sitedeki aidat zamları benim gündemim haline gelir. Benim yaptığım hobiden herhangi bir şey olmuştur. Mesela ben işte resim yapmayı seviyorum. Evdeki fırçam bitti. Bu benim ilgi alanımdır çünkü benim gündemimdir. Yani beni ilgilendiren her şey aslında ilgi alanım. Burada bir şey yok. Ama etki alanı işin içine girdiği zaman işte hatlar kopuyor. Neden? Çünkü benim sitemden, kapımın önünden ya da sokağımdan çöpler toplanmıyor. ilgi alanım. Ben bu çöp toplanmıyorsa hiçbir şey yapmıyorum. Gidiyorum arkadaşımla sohbet ediyorum, yakınıyorum, şikayet ediyorum. Ama arkadaşıma şikayet ediyorum, konuşuyoruz saatlerce. Ne oldu? Dolar arttı, dolar 30 Konuşuyorum da konuşuyorum. Ekonomist değilim, elimden bir şey gelmiyor ama konuşuyorum da konuşuyorum. Bu noktada etki alanımıza hiçbir katkımız yok, kendi hayatımıza etki edemiyoruz yani. Ama benim sokağımdaki çöpler toplanmıyor ve ben gidiyorum, bunu ilgili kuruma şikayet ediyorum, dilekçemi yazıyorum. Bu çöplerin toplanması için mesai harcıyorum, emek harcıyorum. Etki alanıma bir etkim var. Ya da benim bir hobim var, seramik yapmak. Evde seramiğim bitti, yani kilim bitti. Gidiyorum, yenisini satın alıyorum. yeni killer araştırıyorum. İş kurmak istiyorum. Bir sermayem yok, bir param yok cebimde. Bu parayı bulmak için koşturuyorum. Etki alanıma bir etkim var. Kendime bir değer katmış oluyorum. Yani ilgi alanı, etki alanı meselesini özellikle söylemek istedim. Çünkü kendimiz olurken, Etki alanımızı eğer ki doğru yönde çizemezsek bu sefer kendimiz olmak bir işe yaramıyor. Yani anda olmak, kendimiz olmak, dış önem vermemek, sonrasında da etki alanımıza sahip çıkabilmek ve geliştirebilmek, genişletebilmek çok önemli. Eğer ki etki alanımızda iyi bir şekilde genişletemiyorsak hayatımızın da sorumluluğunu alamıyoruz demektir. Bunu özellikle de belirtmek istedim. Çünkü böyle notlar alıyorum kısa kısa aklıma geldikçe de paylaşıyorum. Hayatımızın sorumluluğunu almak çok önemli bir şey aslında. Yani kendimiz olmaktan sonra hayatımızın sorumluluğunu alamadıktan sonra yani bu cesarete giremedikten, elimizi taşın altına koyamadıktan sonra bizim hayatımıza kim yön verecek ki? Ya kendim oldum hadi tamam ama cesur değilsem, atılım yapamıyorsam, kendime bir adım öteye taşıyamıyorsam taşıyamıyorsam o zaman benim yerine başkaları karar versin. En azından bir yer kendi gibi savrulurum, bir yerlere giderim ama istediğim yere gidemem. Kitap çok detaylı bir kitap. Yani müthiş zaten uzun bir kitap. Bu arada kitapçı yanımda almak isteyenler olursa diye de göstermiş olayım. Ve e, ben kitabı böyle 3'e 4'ü ayırdığım zaman daha böyle ilk kısmını sizlere anlattım. Eğer dilerseniz e, anlattıklarımdan yola çıkarak hani böyle yeni şeyler öğrenmek isterseniz, hoşunuza gittiyse aşağıda belirtirseniz belki kitabın devam eden kısımlarında videosunu yapıyor olurum. Ee, son olarak bitirmeden kitabın 89. sayfasında çok güzel bir söz var. Onu okuyarak bitirmek istiyorum. Böyle anlattıklarımı hem çok güzel özetliyor hem bence tam böyle hep aklınızda bulundurmalık bir cümleydi. Bu yüzden söylemek istiyorum. Unutamadığım çocukluk anılarımdan biridir. Yıllarca çamur deryası olup hiç el atılmayan yollar bir devlet büyüğü ziyaret edeceği zaman hemen asfaltlanırdı. Özet şu, biz insana insan olduğu için değil, gücü kadar değer veriyoruz. Yani kimse sizin gözünüzün, kaşınızın hatrına değer vermiyor. Ha, arkadaşlarınız, aileniz, dostunuz, yakın çevreniz dahil etmiyorum. Ağzı olan konuşur diyorum ya, hayatınıza dahil olmak isteyen insanlar bir noktada kötü niyetlerinden, Belki sadece yorum yapmak istemelerinden, belki de bir şey bildiklerini zannettiklerinden, belki sizin gücünüz, paranız ya da başka dış tanıklıklara dayalı e, deneyimleri yüzünden sizlere bir şeyler söylüyor olabilirler. Ama bu sizin anda olmanızı, kendiniz olmanızı lütfen değiştirmesin, kendi etki alanınızı geliştirmeye, kendi değerinizi arttırmaya bakın lütfen. Kitapta da dediği gibi kendini keşfetmeye var mısın? Bunları yaparsan zaten göreceksin ki kendi ilgi alanlarının, etki alanlarının farkına varıyorsun. Onları genişletiyorsun. Kendine değer katıyorsun. Eğer ki böyle olursa bir şeyler kattıysam size yorumlarda yazın. Ya da başka düşünceleriniz varsa onları da bekliyorum. Ve diliyorum size iyi gelmiştir video. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.